Arkadaşlar cümle giriş biri pasta olduğunda sonrası gerçekten bir derece pasta oluyordu. Yani prezime fiş olmaz. Güle güle Bursa. Güle güle Ceyhan. Evet, bu ikisini gönderdik arkadaşlar. Ben burada adını işaretlersem burada present perfect veya simple past bir derece past, past perfect. Denizli'yi işaretlersem burası will'di. Bir derece past would oldu. Edirne'yi işaretlersem de arkadaşlar burası is'di, was oldu. Dağcılık onun için bir tutkudur, spordur derken genel bilgi. Normalde burada iz vardı, dağcılık bir spordur tarzında. Giriş pas olduğu için buradaki iz neye dönüştü arkadaşlar? Vaza dönüştü. Hadi oradan yakalayamadık. Tüm hayatım boyunca, hocam İngilizce'de geçmişten şu an kadar bir tense var. Nedir arkadaşlar bu? Present perfect tense. Peki, normalde burası present perfect tense. Ama arkadaşlar cümle giriş fiili pas olduğu için buradaki present perfect tüm hayatı boyunca present perfect gibi bir derece pası, giriş fiili pas olduğu için bir derece pas diyorum. Ne oldu arkadaşlar? Present perfect, past perfect oldu. Peki bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda burası arkadaşlar hissetmek fiili feel. İkinci hali neydi arkadaşlar? Felt. İkinci hali felt. Arkadaşlar şimdi burası simple pas olduğu zaman bizim de arkadaşlar simple pastan yürümemiz lazım. Edirne'yi gönderdik arkadaşlar. Voodoo'u da gönderdik. Peki arkadaşlar burası olumlu olduğu zaman olumsuzda kullanılan neither ve either'ı da gönderdik. Dolayısıyla arkadaşlar olumluya DD anlamında ne kullanıyoruz? So üzerinden devrik yapıyla gidiyorduk. Deniz doğru cevap arkadaşlar. Bir sonrakindeyiz. Arkadaşlar consider düşünmek demek. Düşünüyor, neyi düşünüyor? Fiilen sonra nesne. Hocam burada cümle var. Bu özne arkadaşlar. Government, hükümet demek bilir. Spend'i harcamak. Fiilden sonra nesne cümle şeklinde ise noun clause kaç çeşit? 3 çeşit. Soru kelime hedefli değil. Bursa, Ceyhan ve Denizli'yi gönderdik. Hocam ben Edirne'yi işaretledim diyen arkadaşımız varsa arkadaşlar. Spend harcamak demek fiillerle beraber sayılabilen grubu üzerinden değil de sayılabilen grubu üzerinden gideriz. Mesela fiillerle beraber çok teşekkürler ne demek arkadaşlar? Thank you very much. Thank bir fiildir. Fiile beraber sayılabilen grubu üzerinden gideriz. Dolayısıyla eğer çok harcıyorsa burada buranın maç olması lazım arkadaşlar. Edirne'nin doğru cevap olabilmesi için. Peki hükümetler çok para değil az para harcıyorsa sağlıktan bahsediyor arkadaşlar. Az para harcıyorsa o zaman da çok dediğinde maç, az dediğinde little. Dolayısıyla arkadaşlar fiile beraber sayılabilen grubu üzerinden gittiğimiz için adana doğru cevap dedik. Peki bir sonraki sorudayız arkadaşlar. Az önce de buna benzer bir soru vardı arkadaşlar. Determine belirlemek demek bilmiyoruz. Peki önünde to olduğu zaman I want to go. Biz bunu fiil olarak yorumlayacağız arkadaşlar. Fiilden sonra nesne gelir. Ama hocam burada cümle var. Baktığımız zaman özne artı fiil. O zaman arkadaşlar fiilden sonraki nesne cümle ise noun clause. Kaç çeşit? 3 çeşit. Neydi? Soru kelime ve hedefli de arkadaşlar. Tek geçiyoruz. Verir doğru cevap. Peki bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Yine baktığımızda şurada bir devrik yapı söz konusu. Do you smoke? Do they? Arkadaşlar bunu bu şekilde devrik kullandırtan hangisi? Nor ya da so'dur arkadaşlar. Diğerlerini gönderdik. Peki önceki cümle olumsuz olduğunda olumsuzlarda ne kullanılıyor arkadaşlar? Nor kullanılıyor. Dolayısıyla adana doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Evet. Her kim bir çözüm bulursa arkadaşlar her kim el genişliğini veren ever'dı arkadaşlar. Bu şekilde her kim noktasında kişiden bahsettim arkadaşlar. Çözüm bulmak insana özgüdür. Dolayısıyla arkadaşlar ardından fiili geldiğinde burada kullanabilen arkadaşlar whoever'dır. Who'ya göre biraz da her kim çözüm bulursa yani hiç tanımadığım bir kişi bile bulursa tarzında el genişliğini veren ever yapılır arkadaşlar. Onun için who değil de whoever'ı kullandık. Peki hocam deniz olmaz mı? Whom arkadaşlar ardından fiille değil de özneyle kullanabilen bir yapıdır. Bursa doğru cevap dedik. Bir sonraki sorudayız arkadaşlar. 37. Hocam özne, fiil, şimdi sırada nesne var. Nesne bu şekilde cümle ise arkadaşlar noun clause kaç çeşit? 3 çeşit. Soru kelime ve hedefli de arkadaşlar. Dolayısıyla denizi doğru cevap. Peki bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Baktığımızda burası olumsuz arkadaşlar. Buradaki olumsuz da none of verir arkadaşlar. None of D artı A-1 yapıdır. Hiçbiri demek. Olumsuz da olumsuz arkadaşlar. Cümlenin en sonunda aynıdır kullanılmakta. Deniz doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Baktığımızda burası olumlu arkadaşlar. Olumlu diyor olumlu. Ben de derken arkadaşlar so üzerinden gideriz. Emzarlarda do'ya geçiş yapılmaz. Do'ya geçiş yapılmaz. Do'ya geçiş yapılmaz. Peki so devrik kullandırtır. Devrik de soru yapısı demek. I am değil de am I doğru cevap. Adana'da gitti. Bursa doğru cevap. Peki bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bizim muhatabımız yan cümle temel cümle olduğunu arkadaşlar. Yan cümle değil temel cümledir. Burada baktığımız zaman would'u görüyoruz arkadaşlar. Değil derken de olumluyu olumsuz. He would ne oldu arkadaşlar? Would'un he şeklinde. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar.